Merhabalar, selamlar herkese. Az sonra ünlü oryantal sevgili Didem Kınalı, Didem Hanım aramızda olacak. Son günlerde onun başı biraz bu kira konularıyla ilgili dertte, kiracılarla ilgili diyeyim. Peş peşe haberleri yapıldı. Az sonra kendisi aramızda olacak. Bakalım neler anlatacak. Yani dün bir haber yapmıştık, bir ay önce bir haber yapmıştık. Büyük bir mağduriyet yaşıyor. Az sonra aramızda olacak. Sevgili Fevzi Kağan. Oo Fevzi, selamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Samsun'a selamlar. Evet. Hemen sevgili Fevzi'yi yayına alayım. Bir selam vereyim ona. Hemen Didim Hanım da burada mı bilmiyorum. Daha göremedim. Onu da yayına alacağım. Geldi mi bu arada? Evet İbrahim abi. Fevzi nasılsın? İyi akşamlar. Sağ ol abi, sen nasılsın? İyi misin? Ben deyim, teşekkürler. Ne yapıyorsun? İyiyim abi, ne yapalım, aynı devam. Her şey Çalıyoruz. yolunda mı? Aynen abi, her şey yanında. Yeni klip çıkmış, hayırlı olsun. Aynen abi, yeni klibim çıktı. Güzel. Şimdi izleyebilir miyiz birazdan? İzleriz abi, sıkıntı yok. Tamam, bana bir link at, olur mu WhatsApp'tan? Tamam abi. Süper. Ailene de selamlar. Şimdi Didem Hanım gelmiş. Hemen onu yayın alacağım. Tamam. Kendine iyi bak. Öpüyoruz seni. Görüşmek üzere. Sevgiler. Görüşürüz abi, Allah'a emanet. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sevgili Fevzi Kağan Türker. Samsun'da YouTube'a girip hemen bakın derim. Yeni klibi çıkmış. Onun da heyecanında. Gerçekten çok başarılı. Orkçu Fevzi. İyi akşamlar, iyi akşamlar, merhabalar. Merhabalar, nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkürler. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda Vallahi iyi, çok şükür. Ay ne oldu, çiçeği mi oldu? Dur. mı? Ben gerçek sandım bir araya. Ha. Filtre Evet, birdenbire çiçeği mi oldu? değil mi o? Valla ben onu ilk başta gerçek sandım ya. Bu kadar da dedim herhalde değil. Nasıl gidiyor? Merhabalar. Merhabalar. Valla iyi gidiyor. Bugün çok yorgunum. Çünkü şeye gittim, adliyeye falan gittim. O ona gönderiyor. Öbürü diğerine gönderiyor falan derken sonra karakoldur, kaymakamlıktır. Evet. Şimdi tabii bilenler biliyor ama bilmeyenler için bir hatırlatalım mı? Didem Kanalı neler yaşadı bu süreçte? Hikaye nasıldı? Şimdi haberlerde anlatıldı ama yine de bu yayını tabii ki paylaşacağız. Orada kalıcı olacak. Hikaye ilk nasıl başladı, nasıl ilerledi? Şimdi hikaye 17 Aralık'ta ben evi aldım Cihangir'de. 21 Aralık'ta tamamıyla işte önce bir kapora verildi, sonra işte şey yapıldı. Ev sahibi şey biraz hani orta yaşlı bir bayandı. Yani kiracımla baş edemiyorum dedi. Çok az kira veriyor. Kira artırımı yapmıyor. Benim yaşımdan dolayı ben mahkemelerle uğraşmak istemiyorum. O yüzden satıyorum dedi. Ama dedi 10 Mayıs'ta bitiyor sözleşmesi. 10 Mayıs'tan itibaren ihtar çekersen kendisi çıkar dedi. Peki dedim. Ben de hiç böyle bir şey başıma gelmediği için inanın bilmiyorum. Yani bana şimdi mal sahibim çık, sözleşmem bitti çık dese tabii ki de çıkarım yani. Neyse. Bu arada ben de kızı aradım. Bakın dedim, ben de uzun süredir kiracıyım. Kiracının ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Kira ödemek gerçekten çok zor. Bu süreçte dedim, ben dedim kira almayayım sizden. Şimdi ne kadar daha dedim, çok var dedim şeye. Yani 4 ay falan vardı galiba. Sözleşmenizin bitmesine dedim. Evet. Bu süreçte dedim kira şey almayayım. Ona göre siz de kendinize iyi bakarsınız dedim. Tabii direkt sen benim kim olduğumu biliyor musun? Nar başladı. Nasıl yani dedim. Biliyorsun, geri burada anlatmama gerek var mı? İsminden ve soy isminden. Anında böyle bir yanıt mı geldi? Tabii tabii Cevap mı böyle bir geldi? yanıt geldi. Ha? Siz biliyor muydunuz peki? Biliyor muydunuz peki onun kim olduğunu? Yok, ben nereden bileyim? Bilebilirim. Siyasetle benim bir işim yok biliyorsun. Yani anlamam da.
Neyse ben bilmiyorum dedim. Ben de Didem Kınalı dedim. Memnun oldum dedim. Onun sonrasında işte ihtar çektim dedim ben. Birinci ihtar çektim. İkinci ihtar çektim. Üçüncü ihtar çektim. Hiçbir şekilde yanıt alamadım. Sonra avukatlara verdim. İşte o sudur, bu sudur. Sonra işte biz reportaj yaptık biliyorsun. Evet. Orada da çok sürpriz bir şekilde C diye başka biri çıktı karşımıza. Evet, şimdi bilmeyenler için konuyu anlatayım ben. Şimdi biz gittik aslında bahsi geçen adrese, eve. İlk etapta tabii ki sevgili Didem'den dinledik hani bütün detayları, bu kiracının çıkmaması ile ilgili. Şimdi her iddiayı tabii ki karşı tarafa sormak gerekiyor. Yani bu habercilik görevidir yani. Hani bir tarafı dinlediniz, sadece o tarafla ilerleyemezsiniz. Karşı tarafı da dinlemeniz gerekir. Biz temin ettiğimiz, bulabildiğimiz numarayı aradık. Tabii cevap gelmedi. Yanlış hatırlamıyorsam sanırım numara kapalıydı galiba. Bayağı da bir uzun sürdü yani bu. Sonra tabii bir üst kata çıktık. O ara kapı açıktı. Yani dış kapı açıktı çünkü girenler çıkanlar var. Haliyle Didem Hanım kendi dairesine, yani her ne kadar orada kiracı da olsa zaten bir problem olduğu için orada. O yüzden de yukarıya çıktık, en üst kata. Zile bastık, bir süre bekledik. Sonra bir genç birisi çıktı, bir erkek. Buyurun dedi. Ona işte bahsi geçen kiracının adını sorduk. O da dedi ki ben onun kiracısıyım. Yani öyle mi dedik? Evet dedi, ben ondan kiraladım dedi. Falan sonra biraz değişik bir şeyler söyledi. Aynı şirkette çalışıyoruz dedi. Falan filan. Böyle bir ortaya karışık bir şey söyledi. Ama itiraf şu ki orada başka bir kiracının olduğu ortadaydı. Bu da zaten kayıttaydı. Yani yayınlandı. Sonra tabii diğer kanallarda yayınlandı bu. Gazetelerde işte birçok yerde bu yankı uyandırdı. Çünkü son aylarda biliyorsunuz ki gerçekten birçok ev sahibi, hatta bugünkü haberim de oydu. Çağlayan Adliyesi'ne gittik. Kiracılara Ben de artık oradaydım bu arada bugün. değil mi? Yani kiracılara artık tebligat, tahliye talepleri gidiyor sürekli. Çünkü büyük bir anlaşmazlık var. Hem kiraların yükselmesinden dolayı hem de tabii ki kiracılar haklı ya da haksız. Orası biraz ikiye ayrılıyor. Bir gerçekten ev bulup çıkamayanlar var. Bir de direterek çıkmak istemeyenler var. Orada da büyük problemler oluyor. Biliyorsunuz son düzenleme ile birlikte maksimum %25 oranına kadar bir zam yapılma durumu var. Haliyle ev sahibi de diyor ki ben şimdi %25 artırırsam emsallerinden çok düşük kalacak. O yüzden de çıkmasını istiyor. İhtar gönderiliyor. Peş peşe gidiyor bu ihtarlar ve bir türlü çıkmıyor ve konu artık davalık oluyor. Bugün 4 avukatla röportaj yaptık. 20 Temmuz'dan itibaren adli tatil süreci başlıyor ve Maalesef. bir sonraki, yani ilk duruşmanız diyeyim ya da ilk işlem 2023'te başlıyor. Hatta Evet. bugün bir Mehmet Öztürk'tü beyefendinin adı. Şu anda başlasanız dedi, en az dedi 8 ay sonra mahkemede karşı karşıya gelebilirsiniz dedi. Yani tablo o kadar karışık aslında. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şu anda benim evimin üzerinden para kazanılıyor. Günlüğü 1.000 liradan. Şu anda ben hiçbir şey yapamıyorum. Yani polise gitsem, savcılığa gittim, savcılık polise git, karakola dedi, karakola gittim, karakol kaymakamlığa git dedi, kaymakamlığa gittim, kaymakamlık savcılığa git dedi. Yani bu nasıl bir adaletsizlik mi Değil mi? diyeyim? Çok Yani karışık. çok karmaşık. Yani düşünsene yani 1.000 liraya şu an günde kiraya veriyor, para kazanıyor. Benim elim kolum bağlı. Şu an o evde ticaret mi yapılıyor? Kaçakçılar mı var? Evet. Teröristler mi var? Nedir? Neyin nesidir? Hiçbir şekilde bilinmiyor. Ve ben elim kolum bağlı duruyorum. Polise gidiyorum. Hiçbir cevap alamıyorum. Kaymakamlığa gidiyorum. Hiçbir cevap alamıyorum. Savcılığa gidiyorum. Hiçbir cevap alamıyorum. Kesinlikle öyle, çünkü biz orada çevredeki emlakçıları da sorduk aslında. Bu arada aramıza yeni katılanlar var. Hoş geldiniz. Konuyu bilenler biliyor tabii de Didem Hanım'ın kiracısıyla olan sıkıntısını konuşuyoruz.
Sadece Didem Hanım üzerinden değil aslında. Gerçekten birçok ev sahibinin yaşadığı problem bu. O yüzden onu konuşuyoruz. Neler yaşadı, neler yaşıyor. Bu Bu arada arada ben şeyi de açıklamak istiyorum. Niyeti kötü olan ev sahipleri gerçekten var. evet. Yani şu an benim oturduğum evde de daha yeni zam yapıldı. Tekrar zam yapmak istiyorlar ve bir an önce beni evden çıkartmak istiyor mal sahibi. Değil mi? Yani niyeti kötü olanlar da var. Bunu anlıyor biliyorum. Ama şimdi benimle bir sözleşmesi yok. Şu an bir sözleşmesi yok zaten kiracının. Bas, bir Benimle de bir bahsi geçen sözleşmesi. kiracı orada oturmuyor galiba. Evet, bir de orada oturmuyor. Şey Pardon, yok. hatta ikametgahı orada değil galiba. İkametgahı yok o evde. Valla çok çok zor durumdayım. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi yeni katılanlar var. Hoş geldiniz. Bu arada ekranda bir rozet uygulaması var. Bunu da sosyal sorumluluk kapsamında değerlendiriyoruz. Tekerlekli sandalye onlar alınıyor. Eğer katkılarınız olursa teşekkür ederiz. Onda yayının sonunda ne kadar olduğunu hatırlatacağım. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi emlakçıya gittik dedik. Onu anlatacağım. Bu arada şimdi Didem Hanım dün yayında şey demişti. Gerçekten harbiden evim var ama evsiz gibi, evsiz gibi. Evsizim, evet. Sokakta kalacağım. Öyle bir riskim de var bu arada. Sokakta da kalmazsınız yani şimdi. Şimdi buraya yazalım. Arkadaşlar, kimler sevgili Didem Kınalı'ya evini açar? Açan arkadaşlarım olur tabii ki de. Ama yani çok zor durum ya. Gerçekten çok zor durum. Allah kimsenin başına vermesin. Buraya yazıyorum. Bakalım kimlerden nasıl cevaplar gelecek. Evet. Soru ortada. Şimdi çevredeki emlakçılarla konuştuk. Hatta ilk haberde Cihangir bölgesinde, o semtte, o bölgede detaylıca baktık. Gerçekten günlük 1000 liraya kiraya veriliyor. Ama o evin kirası 2000 lira. Şimdi burada çok önemli bir durum var. Eğer alt kiralama yapılacaksa, bu da çok basit bir şey. Gelir ev sahibiyle görüşür. Der ki ben evet, buranın sözleşmesi bende. Ben oturmayacağım. Başka birisi oturacak. Ya da işte ben burayı kiraya vereceğim. Alt kiralama durumu da var. İyi niyet varsa bu da olabilir. Gelip görüşülür değil mi? Ama Evet. o da yok. Şimdi işin tehlike boyutu var. Eğer ki o evde bir problem yaşanırsa, diyelim ki yasa dışı bir iş olursa, haliyle burada evet, sözleşmedeki kişi orada sorumlu ama diğer taraftan da mülk sahibi de sorumlu. O yüzden de durum biraz sıkıntılı. Bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Sadece tabii ki Didem Kınalı değil. Gerçekten Türkiye'de birçok ev sahibi benzer problemi yaşıyor. Evet. Kiracılar da çok sorun yaşıyor. Yani tek taraflı Evet. değil bu. Kesinlikle, kesinlikle. Az önce dedim ki Didem'e evini açar mısınız dedim. Yemin ederim var ya, Malatya'dan, İstanbul'dan, Almanya'dan. Ya sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun ya. Eksik olmayın. Şimdi çok çok mesaj var. Çok bayağı yazanlar var. Şimdi son durum şu. Emlakçıların dediği şey, yurt dışından gelen gruplar var. Yurt dışından gelen işte turistler, işte arkadaş grubu. Hele de böyle yaz aylarında olağanüstü bir yoğunluk oluyor. En çok oralara gidiyor deniyor. Sizin gittiğinizde ya da çevrede böyle çok kimler var mesela? Biz bir Şu kişiyi anda gördük benim orada. kaldığım apartmanda bir tane Türk var, o da benim. Ciddi mi? Evet. Yani ödüm patlıyor. Gece işten gelirken bir de camı açık bırakıyorlar. Yani kimin kalıp ki, biri Arapça konuşuyor, biri İngilizce konuşuyor, biri İspanyolca konuşuyor. Bunlar sürekli değişiyor. Yani gün içerisinde değişiyor. Ne yapabileceksin? Yani mal sahipleri böyle istiyor. O Peki yüzden. bugün adliyedeki süreç nasıldı? Yani bir yeşil ışık yok mu? Hani ne diyorlar mesela? Valla yeşil ışık, yani ne yaparsan yap şeyi beklemek zorundasın. Adli süreci beklemek zorundasın. Şimdi mahkeme olacak 2023'te. Mahkemede işte tespit edilecek. Tespit edildikten sonra o tespit süresi de varmış. Uzun bir süre sürüyormuş. Çok yoğunlarmış. Miş 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 de muş muş muş. Onlar hesaplanacak. Yaklaşık 1,5-2 sene. Çok yoğunluktan olursa 3 seneyi bulurmuş. 3 seneyi Evet. bulur gibi. Evet.
Bu arada tabii iş kaymakamlığa falan gitti. Kaymakamlığa intikal ediyor. Yani az Evet. önce birisi demiş ki konu neydi demiş. Konu Didem kanalının kiracısının evden çıkmaması. Diretmesi, hatta evi başkalarına kiraya vermesi. Problem orada zaten. Başkaları da başkalarına kira vermesi. Yani kiracının kiracısının kiracısı var. Hani Var. böyle değişiyor. Evet. Sorun kendisinin çıkmaması değil. O zaman bir orta yol bulunur zaten. Bir uzlaşma olur. Bir arabulucu belki bu işi çözebilir. Bir el sıkışılır belki süreye göre, para kiraya göre. O Yok, ayrı. ben o eli sıkmam. Ama şöyle sıkabilirim. Her ay 15 bin lira kredisini ödesin evin. Artı benim kiramı ödesin 13 bin lira. Öyle el sıkışabilirim yani. Teklif açık yani. Tabii teklif açık. Yani Şimdi bunlara okeyse. Ya evimden çıkmak zorunda. Ve ben anlamıyorum, bu iş başka bir ülkede olsa şu an o kadını yaka paça oradan çıkarmaları gerekiyor. Abicim kapı dışarı doğru açılıyor. Görmedim ya. Üç evet. tane kapı var bir evde. Üç kapı nasıl olabilir ya? Gerçekten öyle ya. Ve kaymakamlık bunu bile bile göre göre bunu nasıl ret kararı veriyorsun ya? Peki Nasıl ret kararı çıkarabilirsin? kaymakamlık yani olaya dahil olunca süreç nasıl ilerledi, neler oldu? Ret kararı verdi kaymakamlık. Durdurdu. Yürüyorum. Şey mi, polis falan geldi galiba. O süreç nasıldı? Polis geldi. Ya hiçbir şey yapmadılar. Ben niye anlamıyorum ya? Ya muz cumhuriyetinde yaşıyoruz sanki gerçekten. Yani bugün 7-8 avukatla görüştüm ben Çağlayan Adliyesi'nde. En çok dava şu anda kiracı ev sahibi problemi. Ama Yani benim problemim o. Öyle değil ki, benim kiracım değil. Benim evet. problemim o değil. Bu kanıtlı, belgeli, videolu, Kesinlikle öyle. fotoğraflı. Değil Benim mi? durumum öyle değil. Yani normal kiracı, benim kiracım da değil. Kadın kaçakçı, yani biliyorsun. Belki terörist. Belki teröristleri saklıyor. Belki bir şey var. Kapıyı açmamasının, polisleri açmamasının, bize kapıyı açmamasının sebebi ne olabilir? Şimdi tabii burada hep ihtimal dahilinde. Yani direkt bir suçlama yok. Sadece varsayım aslında. O yüzden hani direkt o denilmiyor. Sadece iyi niyet görülmesi gerekiyor değil mi? Yani en azından bir sizi arıyor mesela kiracı. Yok. Hiç. Hiç benimle muhatap olamazsınız. Avukatımı arayın diyor. Allah Allah. Avukatı da 100 bin lira para istiyor. 100 binden 150 bine çıktı galiba. Oo. Neyse. Yani Tabii hem tabii. evden çıkmam hem de bana 100 bin lira vereceksin. Evet, 100 bin lira vereceksin diyor. Ne parası bu? 100 bin lira. Evden çıkma parası. Ve ona bir de zam mı yapıldı? Yani 150 bin. Tabii, 150 bin oldu. Onu da çıkıyor. Yani kiraya zam gelmiyor, dayatmaya zam geliyor. Vallahi Bildan ablacığım, yuh. Sevgili Hasan Yalnızoğlu aramızda, şaka gibi bu nasıl bir düzen demiş. Hasan Bey selamlar, hoş geldiniz. Eğer görüşünüz varsa siz de almak isteriz. Buyurun. Şimdi bugün gerçekten adliyede bütün avukatlar, yani benim görüştüğüm bütün avukatlar bundan, bu işlerle uğraşıyorlar. Dosyalar artık yoğun, çok çok aşırı ve süre o kadar uzak ki 7-8 ay. Şimdi ben az önce sormuştum, sizin kiracı ya da ev sahibinizle ilgili bir probleminiz var mı diye. Baya bir soru geldi. Şimdi o sorulara bakıyorum hemen. Şöyle. Evet, biri demiş ki Almanya'da olsa böyle bir şey mümkün değil. Yani bu hemen kanıtlanır ve o yüzden anında bir çözüm bulunur demiş. Fatma Hanım'dı sanırım. Tabii Avrupa'da durum daha farklı. Yani ödemeler daha düzenli, anlaşmalar çok ortada, şeffaf. Yani neden burada böyle gerçekten, şimdi şöyle bir durum var, yani iş mahkemelerinde şöyle bir şey oluyor ya, mahkemeler işte çalışandan yana. Ben burada da biraz ortada olunmasını istiyorum. Yani evet, çalışandan yana olsun ama kurum da mağdur olmasın. Yani demek istediğim şey şu, hakkaniyetin önüne geçilmesin sadece pozitif ayrımcılık yapacağız diye. Bu kiracı ev sahibi konusunda da böyle. Yani kiracı haklıdır, ev sahibi haksızdır, böyle bir dünya yok. Yani bir mağduriyet varsa ortaya çıkartılmalı.
Çünkü gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Ve sonrasında insanların sinir katsayısı katlanıyor. Tahammül sınırı Evet. zorlanıyor. Ve durduk yere aslında yanlış yapıp hata yapabiliyor. Yani hiç elinde olmadan kendisi haklıyken hop bir anda kendisini bir ağın içerisinde bir suç dosyası içerisinde bulabilir. Yani tabii ki bizler medeni insanlarız. Yani bu işleri bilenler zaten işi yargıya gösteriyor. O Ya yüzden Allah sıkıntı... aşkına giriş kapısına üç kapı birden taktıran bir kiracı gördün mü hiç? Değil mi? Az önce Üç kapı kim var. yazmış? Hemen yorumları da okuyorum orada. Vildan Hanım demiş ki, Vildan Baydar, Didemciğim CİMER'e yazalım. CİMER'e yazdım. Öyle mi? Evet, CİMER'e de yazdım. Bildiğiniz her şeyi yaptım. Avukatlar, CİMER, savcılık, kaymakamlık, polis. Peki CİMER'den bir geri dönüş oldu mu? Geri dönüş Hayır, olmadı mı? olmadı. Olmadı. Ama CİMER'e yazmak da çok iyi Evet. yapmışsın. Çünkü CİMER zaten o bütün kurumlara, yani bu işin neden çözülmediğini soruyor. O anlamda CİMER gerçekten çok çok iyi ilerliyor. Yazdım herkese. Herkese yazdım. Peki şimdi senin diğer evde 10. yıl dolmak üzere. Orada da artık kum saati artık sonu gösteriyor. Ne Evet. olacak şimdi? Kaç ay var orada? Bu sene falan. Ya Yani yıl bitimine iki kadar senem kaldı. var diye biliyorum. Sözleşmeye bakmadım. Ama Hasan yedi Yalnızoğlu, senem Hasan. doldu. Hı. Evet, Hasan Yalnızoğlu demiş ki CİMER geri döner demiş. Hasan Bey, Dönmüyor. eğer katkınız varsa yayına bekleriz. İstek atabilirsiniz davet olarak. Ben takip olmadığı için sanırım göremedim. Yok yok, CİMER geri dönmedi. E-Devletime bakıyorum, dönen olmadı. Bir de şöyle bir şey var. Pandemi döneminde birçok duruşma çok geç ilerledi. Hala o pandeminin başından itibaren işte intikal eden dosyaların görülmesi yeni yeni oluyor diyebilirim. O Hı. yüzden de şu anda başlanan, şu anda verilen dilekçeler, şikayet dosyaları o yüzden çok geç yürürlüğe giriyor. Ama ona göre o zaman çok kalabalık bir ekip çalışması gerekmez mi? Evet öyle. İşte bir de işin Yani ta hala atanamamış insanlarımız var. Evet, şüphesiz Yani öyle. okulu bitiriyorlar, şey oluyor ve onlar atanamadığı için yurt dışına gidip çalışıyorlar ya. Mesela Evet. onu yapmak yerine ülkemizde kalabilmeleri için iyi bir çalışma saatleri, iyi bir ücret alarak çalıştırsak, doktorlarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı mutlu edebilsek biz de mutlu olmaz mıyız sizce? Mutlaka bu bütün sadece onlar için değil aslında, bütün kesim için, öğretmenler için, ne bileyim işte bütün Evet. mecralar için bu böyle aslında. O yüzden genele yaymak en mantıklısı. Herkes tabii ki çalıştığı yerde mutlu olmak ister. Peki bu konuyla ilgili Cihangir'de mi çok sorun var, yoksa tesadüf mü sana böyle denk geldi? Her yerde. Yani bu hani dilleniyor ya böyle. Hani sana ulaşan oluyor mu? Ya Didem, bende de böyle bir şey var, bende de böyle bir şey var. Oluyor. Olmaz olur mu? Yani annemlerin oturduğu yerdeki annemin oturduğu yer de çok uçmuş durumda. Trump'ın arkasında oturuyor. Bilgi Üniversitesi'nin orada Evet. oturuyor annem. Orası uçmuş durumda ve annem diyor ki Nijeryalı bile var diyor. Ya nereden olursa olsun gelsinler baş tacı. Herkes her yerde oturabilir. Burada sıkıntı şu, sözleşmelere dikkat edilmiyor ve sözleşmeyi bırakın, yani kanunlara yönelik bir hassasiyet yok. Nijerya'dan da gelir, Amerika'dan da gelir, Evet, şimdi ben Kazakistan'dan da. nereden bileyim? Belki benim üstümde adam kendi ülkesinde sapığın önde gidene de Ya. cezası var, gelmiş buraya kaçmış. Ben bunu nasıl bilebilirim? Değil mi? Tabii Yani tabii beni niye aynen böyle öyle. tehlikeye atabiliyorlar? Sonuçta o evde ben kendim oturacağım sonra tek başına. Onca insan kaldıktan sonra, o adresi bildikten sonra ben nasıl oturacağım o evde? Kesinlikle öyle. Bir de işin tehlike boyutu var zaten. Fiziki Evet. tehlike. Yani riski aslında. Hani tabii kimin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Yani o yüzden bu GBT'ler yapılıyor hassas noktalarda. Ben çok mutlu oluyorum o arama taramaları görünce gerçekten. Ama bazı noktalarda yabancı sayısı o kadar fazla ki şundan dolayı tedirgin oluyorsunuz. Çünkü farklı bir yerde suç yapma eğilimi biraz daha farklı olabiliyor. Yani nasıl olsa kimse tanımıyor. Orada bir durum bile olsa gerçek yüzler ortaya çıkıyor. O yüzden de dün de biz oradaydık. 5-6 saat. Gerçekten çok fazla bir nüfus kitlesi var. Ve bu arada Acayip. Kazakistan'dan da bayağı bir selam var.
Ah, Daha önce gitmiş miydin selamlar. Kazakistan'a? Gittim, Kazakistan'a gittim, Özbekistan'a gittim. Azerbaycan'a çok gittim. Peki kira konusu Hepsine. böyle, kiracı konusu böyle. İş artık mahkemede. O da 2023'e verildi galiba. Biraz da projelerden konuşalım deyip toparlayabiliriz. Yani şimdi önümüzde neler var? Didem Kınalı neler yapıyor? Planlar, projeler, festivaller, konserler, Evet, çok güzel etkinlikler. şeyler var. Mayıs şey Eylül ayında bir Roma'ya gideceğim. Roma'da yine dans festivali var. Oraya katılacağım Türk olarak. Yine bütün dünyadaki bütün oryantaller katılıyor. Türk olarak da ben katılıyorum. İtalya'da. Roma'da olacağım. Çok güzel. Sonrasında güzel bir sürprizim olacak. Onun öncesinde, pardon. Onu söylemiyorum. Peki bir ülke daha vardı sanırım dün öyle konuşmuştuk. Roma'dan sonraki. Ya, Arjantin. ha, evet, Arjantin. Yani İtalya'dan Ha. sonra bir ülke daha vardı. Arjantin vardı. Onunla bir görüşmeler devam ediliyor. Bakalım ne Tabii olacak. pandemiden dolayı malum bayağı bir yani kapanma oldu. Hiç kimse bir Evet, yere gidemedi. pandemide ben şeye gidecektim. Güney Amerika'ya gidecektim. Ya Güney Amerika'da orada bayağı bir şey var. Meksika'ya geçecektim yine. Pandemiden ötürü gidemedim. Değil mi? İnşallah artık hızlı bir şekilde eski pandemi öncesine döner bütün işler. Herkesin İnşallah. o özlediği tabloya kavuşuruz bir an önce. Ve bu kiracı konusu da umarım düzelir. Çünkü İnşallah. gerçekten hassas bir durum. Peki var mı anlatmak istediğim, başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yarım saati doldurduk, Evet. toparlayabiliriz. Canının sağlığı. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim ederim. ilgilendiğin için. Teşekkürler. Yani hem Büyük daha bir uzun konuyu dinledim. gündeme getirdiğin için ayrıca sana parantez açmak istiyorum. Gerçekten bunu hani sen böyle çıkardın tepelere. Estağfurullah, görevimiz yani Sesimiz önemli bir oldun. mağduriyet. Gerçekten sesimiz oldun. Bunun için herkes adına sana çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim nezaketiniz için. Çünkü bu sadece bir kişinin sorunu değil aslında. Evet, Cihangir'de böyle bir problem var. Tekirdağ'da da var. Evet. Etiler'de de var. Tunceli'de de var. Kahramanmaraş'ta da var. Edirne'de de var. Antalya'da da var. Yani Türkiye'nin her yerinde bu problem var. Ama gerçekten şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Yani kaplumbağa hızıyla ilerliyor yargı süreci. Yani o Kesinlikle. kadar ağır, o kadar ağır ki yani şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben her gün bunlara maruz kalıyoruz, görüyoruz, gözlemliyoruz. Mağdurlarla sürekli iç içeyiz, avukatlarla, dosyalarla. Belki bir insan hayatında bir kez bir gidip duruşmaya çıkıyor ama biz hep bunları yıllardır yani işin içerisindeyiz. Ya karakola bile gittiğinizde karakoldaki polis memuru bile şunu diyebiliyor. Yani çok önemli bir suç ya da bir şüphe bir olaya karşı ya boş verin zaten yıllar yıllar işte uğraşacaksınız hiç gerek yok. Ya böyle bir Ya şey bayağı olabilir mi? bugün gittim bayağı önce dediler ki ya kusura bakmayın ifade alacak elemanım yok dedi. Peki dedim. Neydi konu neydi dedi. Benim de 6 tane kiracım var. Benim kiracılığım da çıkmıyor. 1.000 liraya oturuyorlar. Ne yapayım ben şimdi falan demeye başladılar. Allah Allah ya. Peki ben başka karakola gideyim o zaman dedim. Yok sen karakola değil kaymakamlığa gitmelisin dediler. Bir de Zaten şöyle bir şey var ya. sen... Bunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Yani hatta bunu yaymak da istiyorum. Polis memurlarımız çok kıymetli. Gerçekten bu ülkenin çok zor bir işini yapıyorlar. Hakları yani kıymetleri gerçekten çok başka bir yerde. Sadece bazıları yani hepsi mümkün değil zaten. Çok beyefendi, çok hanımefendi, çok olağanüstü. A+, çok gerçekten kalender isimler var. Ama bazılarına vatandaşla böyle temas durumunda sen diye hitap etmelerine ben gerçekten yakıştıramıyorum. Yani böyle Evet. emir kepiyle geç, bekle, bekle, sıranı bekle, dur daha sen niye geldin? Tamam ya bu nedir arkadaş ya? Anlatabildim mi? Artık polis memurları yani Ya neredeyse hepsi şöyle, üniversite şundan mezunu yani. bahsediyorum. Şimdi her ülkede bir kamu çalışanına kesinlikle tedavi uyguluyorlar. Bir şeyden geçiyor, prosedürden geçiyor. Bu bizde yok. Çünkü çok insan var. Hele İstanbul'da.
Bir de biz yetmezmişiz gibi bir de göçebe aldık ya kendimize. Suriyelileri falan aldık ya. Afganistanlıları da aldık. O yüzden onlara hak veriyorum. Hiç boş durmuyor. Hele ki Taksim. Ya şüphesiz öyle de ama yani biraz da O gerçekten yüzden de buna... hak veriyorum onlara. Çünkü sinir ve kat sayıları artmış bir durumda. Saniyede bir insanlar geliyor. Çok saçma sapan şeyler için geliyorlar. Taciz. Bu arada şöyle söyleyeyim. Hani bir yarım saat falan kaldım orada. Yarım saatte 5-6 tane tacizden dolayı Suriyeli aldılar. Tacizden Suriyeli aldılar. Ya o kadar fazla ki işte kanunlar çok hızlı ilerlemeli. Bir an önce karar verilmeli ki toplumda da bu algı oluşmalı. Yani birçok konut kovuşturma yeri olmadığına karar veriliyor. Hep böyle bir erteleniyor, erteleniyor. Yani haklı olan kişi suçlu olan kişinin ceza alması için artık adliyeye gitmekten yoruluyor. Evet. Yani o yüzden gerçekten çok sarpa Bugün sarıyor. asansörü nereden baksan 4-5 kere inip çıktım. Merdiven de öyle. Değil mi? Evet. Umarım bir an önce çözüme kavuşur. Yine İnşallah. takipçisiyiz. Sonuna kadar takip edeceğiz. Önemli bir konu. Dilimizin döndüğünce biz böyle konuştuk. Umarım bir an önce çözüme kavuşur. Vaktini ayırdığın için de ben çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada aramızda yeni katılanlar var. Hoş geldiniz ama süremiz doldu. Bu yayında da hemen paylaşacağım. Hem Instagram'da hem de YouTube'da takipte kalırsanız da çok çok sevinirim. Çok çok teşekkür ederim herkese. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.